Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bu hafta sonu sizlere birkaç hissenin analizini paylaştım. Teknik ve takas değerlendirmelerini yaptım. Ve az önce yapmış olduğum incelemeler esnasında bir hissenin daha dikkatimi çektiğini fark ettim. Evet arkadaşlar, Şok Marketler bir özelliği nedeniyle, bir yönü nedeniyle, bu haftaki bir gelişmesi nedeniyle dikkatimi çekmiş bulunuyor. Ve bu sebeple bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, Şok Marketlerin grafiğini görmektesiniz. Pek yakın bir tarihte, mazisi çok eski olmayan bir hisse senedimiz. Ne zaman tedavüle başlamış? 18 Mayıs 2018 tarihinde işlem görmeye başlamış, halka arz edilmiş. Ve o tarihlerde 10.47 seviyesinden halka arz edilen senedimiz, önemli bir düşüş trendi yaşadıktan sonra 7 seviyelerine kadar geriliyor ve buradan başlatmış olduğu şu iki kırmızı çizgi arasında gördüğünüz kanalda hareketini, yükselen trendini devam ettirmekte. Arkadaşlar, hissenin teknik durumuna biraz sonra gireceğim. Yalnız dikkatimi çeken husus neydi, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hafta yabancıların en çok alım yaptıkları hisselerle ilgili olarak size borsapivot.com sitemizde zaten bu tabloyu yayınlamıştım. Sizlerin de dikkatini çekmiş olabilir. Şok marketlerde 36 milyon lot yabancının bir alımı gözleniyor. Daha doğrusu yabancı takasında şok marketlerle ilgili olarak 36 milyon lot bir artış gözleniyor. Bu artış önemli bir artış. Bu artışın nereden kaynaklandığını benim araştırmam gerekiyor. Yani biliyorsunuz bir hissenin incelemesi yapılırken bir hissenin yönünün ne olduğu konusunda bir analiz, bir araştırma yapılırken kurumların ve özellikle o kurumun takası en çok hangi aracı kurumda veya o kurumun takasında en çok hangi aracı kurumun liderlik vasfına sahip olduğu, yabancıların ne ölçüde söz sahibi olduğunu bilinmesi gerekiyor ve o hisseyle ilgili olarak da mümkünse her gün aracı kurumların ne yaptıklarını, ne ettiklerini gözlemlemek büyük fayda sağlayan bir incelemedir. Biz buna takas incelemesi veya aracı kurum incelemesi diyoruz. Şimdi arkadaşlar, 36 milyon lot gibi önemli bir miktarda bir fark söz konusu. Yabancının lehine olan bir fark söz konusu. Bu farkı kim yarattı? Hangi kurum, hangi aracı kurum, hangi yabancı aracı kurum, yabancılar lehine işlem yapan aracı kurum bu işlemi yaptı diye bir araştırma yapmak istiyorum ve şu tablomu ön plana çıkarıyorum. Bakıyorum arkadaşlar, son günlerde yani son 10 gün içerisinde şuradaki işlemlere baktığımda, alanlara ve satanlara baktığımda bu miktarda bir işlemin gerçekleşmediğini. Evet arkadaşlar, 10 günlük süre ayın 12'siyle 12-11 tarihiyle 23-11 tarihi arasında Şok Market'in aracı kurum işlemleri penceresini açtığımda Citibank'ın 700 bin lot civarında satış yaptığını, HSBC'nin 630 bin lot civarında satış yaptığını, karşılığında da 800 bin lot civarında Akyatırım ve 660 bin lot civarında yatırım finansının alım yaptığını görüyorum. Ama 36 milyon lot gibi müthiş bir seviye, müthiş bir rakam burada karşıma çıkmıyor. Peki bu ne olabilir? Bu 36 milyon lot nereden kaynaklanıyor olabilir? Bunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar ve bu 36 milyon lotluk farkın nereden kaynaklandığını bulabilmem noktasında aracı kurum, daha doğrusu Şok Market'in genel takas penceresine dönüş yapıyor. Arkadaşlar, Şok Market'in genel takas penceresine baktığımız zaman 1 Kasım tarihine bakıyorum. Yani son 10-15 gün içerisinde bu değişim gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Yabancı takasına gerçekten yansıyan bir fark var mı? Şimdi arkadaşlar, City yabancının 1 Kasım itibariyle takasında %45 oranında bir pay varmış. Deutsche'nin ise 32, %32 oranında bir pay. Ünlü Menkul'ün ise arkadaşlar %13 gibi bir payı varmış. Şimdi City yabancıya ve Ünlü Menkul'e dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Hemen son takas penceresini getiriyorum arkadaşlar. Bu 1 Kasım tarihli pencerendi. Bu ise son takas penceresi. Yani 23-11 tarihli. Arkadaşlar, burada önemli bir fark gözüme çarpıyor.
Bakınız, City yabancının elinde 99 milyon lot malı varken veya 100 bin lot diyelim biz, 100 milyon lot diyelim biz buna. Gördüğünüz gibi takası 137 milyon, 138 milyon lota ulaşmış. Yani bu 36 milyonluk City yabancının takasına giren bir malın gerçek olarak var olduğunu buradan anlıyorum arkadaşlar. Aracı kurumların işlemlerinde bunu görmedim ama yabancı işlemlerinde dikkatimi çeken 36 milyon lotluk bir farkın burada kurumun takasına girdiğini görüyorum. %45 oranındaki payının da aynı zamanda %47 oranına yükseldiğini görmekteyim. İkinci bir duruma bakıyorum arkadaşlar. Deutsche yabancının 1 Kasım tarihinde %32'lik payı varken bu pay %24'e düşmüş. Şimdi burada eyvah mı demek lazım? Yani bir yabancı kurum alırken veya yabancı fonlardan birisi alırken diğeri satış mı yapıyor? %24'e düşmüş olması, %32'den %24'e düşmüş olması önemli bir fark. Arkadaşlar, takas incelemesi yapılırken hiçbir zaman için sadece oranlara bakılmaz. Oranlara bakılırsa yanılırız. Burada asıl bakmamız gereken pozisyon miktarıdır. Bakınız, Deutsche yabancı şuradaki %32'lik rakama baktığım zaman %8 oranında satış yapmış, pozisyonunu azaltmış gibi görünüyor ama lot miktarında herhangi bir değişiklik yok. 71 milyon 300 küsür bin lotu var. 23 Kasım itibariyle de elinde 70 milyon 500 bin civarında bir lotu var. Yani aşağı yukarı benzer miktarlarda çok önemli bir satış yapmamış. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Burası %32, burası %24. İşte arkadaşlar, aşağı taraftaki değişim, yani diğer kurumlardaki değişim, diğer kurumların yapmış oldukları işlemler sonrasındaki takas payındaki, takas oranındaki farklılaşma ortaya çıkıyor. Yani ilk 5 kurumda veya diğer kurumda hissenin genel olarak hisseye ilgi göstermekte olan kurumların alımları ve satımları sonrasında takas oranlarında değişiklikler olabilir. Önemli olan eldeki lot miktarıdır. Ünlü menkule bakıyorum arkadaşlar. Ünlü menkul ise burada %13 civarında bir paya sahip. Elinde 29,5 milyon lotu malı varken bir bakıyorum 23'ünde 65 milyon lota çıkmış. Şimdi arkadaşlar, ünlü menkulün 65 milyon lota çıkması nedeniyle Deutsche yabancının payında oransal olarak bir düşüş söz konusu oldu. Çünkü ünlü menkulün oransal olarak elinde bulundurduğu mal miktarı %13'den %22'ye çıkmış. Pek doğaldır ki pastadaki oranlar da bu anlamda değişim gösterecektir. Biz pozisyon miktarına bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bariz iki durum ortaya çıktı. City yabancı 99 milyonluk malını 137 milyona çıkarmış. Ünlü menkul 29 milyon 500 civarındaki malını 65 milyona çıkarmış. Deutsche yabancının ise pozisyonunda bir değişiklik var demek için erkendir. Çok önemsiz bir rakam. Peki bu ünlü menkul değerler ve de City yabancının takasına giren 36 milyon lot civarında, her ikisinin de takasına 36 milyon lot civarında bir mal girişi var. Bu neden kaynaklanıyor? Arkadaşlar, bunun neden kaynaklandığını bilmek için hissede bir bedelsiz artırım mı oldu, farklı bir durum mu oldu? Hayır, böyle bir şey söz konusu olmadı. Peki bunu anlamanın en kolay yolu ne olacaktır? Hissenin derinlik penceresini karşımıza getirelim ve buradaki bir haber trafiğini kontrol edelim. Bu haber akışını, hisseler üzerindeki haber akışını bilmek ve takip etmek önemlidir arkadaşlar. Haber trafiğine geldiğim zaman ilk karşıma çıkan haber, JP Morgan'ın şok marketler için hedef fiyatını 12.70 TL'ye yükselttiğine dair bir haber görüyorum. Arkadaşlar, bu gibi haberler gördüğünüz zaman bu haberin hemen 3-5 gün içerisinde etki göstereceğini beklemeyin. Bu tarz hedefler, bu tarz tahminler 12 aylık yapılmış. Yani önümüzdeki 12 aylık süre içerisinde bir gün ama 10 gün sonra ama 3 ay sonra ama 10 ay sonra bilemeyiz. Bu hissenin 12.70'e kadar yükselebileceğine dair bir hedef yükseltmiş. Neyse, konumuz bu değil şu anda. Arkadaşlar, haber trafiğini yokluyorum ve burada haberleri taradığım zaman burada gözde girişim şok marketler hisseleriyle ilgili olarak merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu diyor. Bu neymiş acaba? Bu nasıl bir başvuruymuş? 140 milyon lot civarında borsada işlem görme statüsüne sahip olan paylarının
merkezi kayıt kuruluna, pardon, satışa konu edilebilmesi için merkezi kayıt kuruluna başvurduğunu ifade ediyor. Yani arkadaşlar, Gözde Girişim Kurulu'nun Gözde Girişim'in kurul kaydında borsada işlem görmeyen statüde olan, bugüne kadar işlem görmeyen statüde olan 140 milyon 400 bin nominal tutarlı hisse senetlerinin satışa konu edilebilecek bir statüye gelmesi ve bu sebepten dolayı da başvuruda bulunduğunu ifade ediyor. Yani Gözde Grubu, biliyorsunuz Şok Marketler Gözde Grubu'na ait bir şirkettir. Gözde Grubu'nun elinde daha önce satılmama kaydı ile satılmayacağına dair bir kayıtla elde tutulmakta olan bir miktar hisse senedi varmış. Önemli bir miktar bu. Bunların satışa konu edilebilir bir özellik kazandığını ve bu sebepten dolayı da başvuruda bulunduklarını görüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak şurada esas haberi görüyorum. TPAP'nin hali hazırda hisseleri satma niyeti. Evet, bu önemli bir haber olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar, bu haber Templeton Private Equity Partners şirketimiz elinde önemli miktarda satmama sebebi ile, bakınız şurada yasal satmama taahhüdünün bulunduğu ve bu taahhüt süresinin 6 ayla sınırlı olduğu ve bu sürenin de artık bitmiş olduğu sebebiyle hissenin bu taahhüdün bitmesi sebebiyle artık satışa konu edilebilir bir özellik kazandığını ifade ediyor. Ve bu cümleye bağlı olarak City Yabancı'nın ve de ünlü menkul değerlerin takasına giden 36 milyon artı 36 milyon lotluk malın burada şirket kasasında bulunan veya şirket takasında bulunan, şirketin kendi kurul kaydı bağlantısı içerisinde şirketin kontrolü altında bulunan hisseler olduğunu anlamak mümkün arkadaşlar. Yani şirketin bugüne kadar satmama taahhüdüyle, satmama niyetiyle elinde bulundurmuş olduğu hisselerin artık satışa konu edilebilir özelliğini kazandığı, satılabilmesinin mümkün duruma, yasal olarak mümkün duruma geldiğini, bu sebeple de merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulunduğunu ve bu özelliği kazanmış olan hisselerin de yabancı takas kuruluşlarına pas edildiğini, birman edildiğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar, buradaki durum şu. Bu şirket Şok Marketlerin ortağı olan şirket hali hazırda bu hisselerini satma niyetinin bulunmadığını ve Şok'un 2013'ten beri ortağı olup da şirketin bugüne kadar sergilediği güçlü operasyonel performanstan memnun olduğuna dair bir açıklama getirmiş. Yani evet, bu miktardaki hisse elimde bulunuyordu. Bu miktardaki hissenin satışmaması konusunda halka arz aşamasında 6 aylık satmayacağım şeklinde bir taahhütte bulunmuştum. Ama bu süre doldu. Artık satabilecek hukuki statüye eriştim ama satmak gibi bir niyetim yok diyor. Arkadaşlar, bugün böyle bir niyeti olmayabilir ama yarın satış yapmayacağının hiçbir garantisi yok. O halde bu miktarda 36 milyon City Yabancı, 36 milyon lotla ünlü menkul değerlerin takasında yaşanmış olan artışın sebebini bu şekilde bulduk. Şimdi iyi güzel de bu haberin ardından bu hisselerde neler olabilir? Arkadaşlar, satmama niyetim var diyor, satmayacağım diyor. Ama satmayacağına dair bir taahhüdü yok. Daha doğrusu bu taahhüt 6 aylık süre içinde varmış şirketin halka arzı aşamasında. Ama bu süre bitmiş durumda. Bittikten sonra, bundan sonra satmasını engelleyebilecek hiçbir hukuki unsur yok. Ama niyetim satmayacağım yönünde diyor. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra ne yapar ne eder bilmiyoruz. Fakat Şok Marketlerin takas payına baktığımız zaman yabancı takasında ve yabancılarla ilişkisi olduğunu az önce anladığımız ünlü menkul değerlerin bu hisse üzerinde çok önemli bir hakimiyetinin olduğunu ve aynı zamanda Deutsche Yabancı'nın da çok önemli bir hakimiyetinin olduğunu görüyorum. Eşittir, bu hisseye yabancı ilgisi oldukça yoğun. Ve hissenin 10.47 seviyelerinden halka arz edildikten sonra 7 seviyelerine kadar başlayan geri çekilmesi ve sonrasında oluşan ve oldukça da istikrarlı diyebileceğimiz
önemli bir yükselen kanal, önemli bir yükselen tren içerisinde bulunması, bu hisseye dair yabancıların bir beklentisi olabileceğini ve ilgisinin yoğun olduğu düşüncesiyle biraz iyimser bakılabilir veya bu hisse yakın takibimizde olabilir. Peki bu hisseyi yakın takibimize aldık. Hangi noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, şurada bir yükselen kanal olduğundan ifade ettim. Bu kanal içerisinde hareket ediyor haftalardır. Kanalın alt bandı, yani bizim önemli bir destek olarak takip edeceğimiz, hatta bu kanalın kırılması durumunda stop loss yapılmasının dahi uygun olabileceği bir tablo söz konusu. Bu yükselen kanalın alt bandı arkadaşlar 9.37 seviyesine denk gelmekte. Yani şu seviyelere denk gelmekte. 9.37 seviyesi bu hisse için bir stop loss ve önemli bir kanal desteği konumundadır. Bu seviyenin aşağısına gelmemek kaydıyla hissedeki olumlu trendin, yükselen trendin devam ettiğinden bahsetmek mümkün olabilecektir. Peki bu kanalın üst bandı neyi ifade ediyormuş arkadaşlar? Burada da 11.45 seviyesini görüyorum. Yani bu hisse eğer 11.45 seviyesine kadar, kanalın üst bandına kadar yükselebilir. Böyle bir hedefi olabilir. Bu hedefi kırarsa, yani bu yükselen trendin bu 11.45 noktasını kırar, şu kırmızı çizginin üzerine çıkarsa artık yeni bir yükselen trend, yeni bir yükselen bant oluşturmuştur diyeceğiz. Yani şurada mevcut olan bu yükselen kanalın üst noktası 11.45'tir. Eğer 11.45'i bir direnç olarak izlemek kaydıyla, 11.45'te bir direnç algılaması oluşmaz ve bu seviyenin üzerine çıkarsak yeni bir yükselen kanalın başladığını, yeni hedeflerin gündemde olabileceğini düşünerek hisseyi izlemek mümkün olabilecektir. Peki arkadaşlar, şimdi bu tarz bir grafik karşımıza çıktığı zaman, evet şurada bir kanal direnci olarak 11.45 seviyesini görüyorum. 11.45'e geldi. 11.45'i de aştığını düşünelim. Bu dirençte bir zorlanmadı. Zorlanabilir. Bunu dikkate almak durumundayız. Zorlanmadığını düşünelim. Bakınız şurada kanalın alt bandından gelmiş. Üst bandına kadar bir yükseliş yaşanmış. Ama burayı aşamamış. Buradan tekrardan gerilemeye başlamış. Gerileme bu noktaya kadar devam etmiş. Arkasından tekrar bir yükseliş eğilimi. Bu yükseliş arkadaşlar 11.45 seviyesine kadar devam edebilir. Hissenin şu anki değeri kaç? 10.59. Şok marketlerin teknik olarak, bakınız, teknik olarak 11.45 seviyesindeki kanal üst bandına kadar yükselme ihtimalinin var olduğunu şu görüntüyle anlayabiliyoruz. Peki burayı aşarsa, 11.45'i aşarsa ne olacak? Hisse nereye kadar yükselebilir? Arkadaşlar, temel analiz değerlendirmelerine bakılarak defter değeri, piyasa değeri vesaire şeklindeki hesaplama yöntemlerinin dışında, o çok ayrı bir konudur. Teknik kriterler canlı fiyatların yaratmış olduğu, canlı rakamların, güncel rakamların yaratmış olduğu seviyelere bakarak bir hissenin önünde bir direnç kalmamışsa nereye kadar yükselebileceği noktasında elimizde en önemli kriter olarak pivot seviyeleri bulunmakta. Pivot sistem hesapları bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, pivot sistem bana diyor ki 10.33 seviyesi üzerinde kalınması koşuluyla, bu hafta için arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hafta için. Dikkat ediniz, bu haftalık grafiktir. Bu hafta içerisinde 10.33 seviyesi üzerinde kalınmak kayıt ve şartıyla 11.15, 11.44 ve 12.26 seviyelerine kadar devam edebilecek bir yükseliş olabilir. Yani birinci pivot direncim 11.15 seviyesinde, ikinci pivot direncim 11.44 seviyesinde ve 12.26 seviyesi benim üçüncü pivot direncim. Bu seviyelere kadar her bir pivot direncini aşmak ve buraları destek yapmak koşuluyla bir yükseliş ihtimali mümkün olabilir. Eğer 10.33'ün aşağısında bir seyir gündeme gelecek olursa 10.04 ve ardından 9.22 veya şuradaki kanal desteğim olan 9.37. Demek ki 9.49-9.20 aralığı benim için bu hissede önemli bir destek noktası olarak takip edilmesi gereken seviye özelliğinde, 10.33 üzerinde kalınması ise bu hisse için bu haftaya yönelik olarak kritik bir değer. Hisseye biraz daha geniş bir pencereden bakalım isterseniz. Aylık pivotlarının ne durumda olduğunu görmeye çalışalım arkadaşlar.
Aylık pivotlar ise bir önceki aya gitmemiz gerekiyor. Aylık pivot seviyesi olarak ise yine 9.30 seviyemi ön plana çıkarıyor. Bir önceki grafiğimde de benzer şekilde 9.39-29.40 aralığının çok kritik olduğunu görmüştük. 10.33, 11.39 ve 12.41 seviyelerinin aylık periyot itibariyle de pivot direnci olduğunu, bu seviyelere kadar yükseliş olasılığının pivot sistem tarafından eğer yükseliş devam ederse bu seviyelere kadar yükselebileceğini mümkün olduğunu görmekteyiz. Bir de arkadaşlar, pazartesi günü için ne olabilir? Hangi seviyelere dikkat etmek gerektiğine bakalım. Pazartesi günü için arkadaşlar 10.51 seviyesi ön plana çıkıyor pivot destek olarak ve bu seviyenin üzerinde kalınmak şart ve koşuluyla 10.79, 10.90 ve 11.18 seviyelerine kadar bir yükseliş olasılığının mümkün olabileceğini görmekteyiz. Tekrar biz haftalık grafiğe dönelim ve haftalık grafikte arkadaşlar bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız, bir önceki hafta, yani geçtiğimiz hafta değil de geçtiğimiz haftadan bir önceki haftanın sonunda biz bu hisseyi analiz etmiş olsaydık eğer, görebileceğimiz manzara şuydu. 9.93 pivot olmak kaydıyla 10.64 ve burayı da geçerse 11.51'e kadar yükseliş olabilirdi. Yani 9.93'ün üzerinde kaldığı zaman, kalabildiği takdirde ilk hedefinin 10.64 olacağını düşünebilecektik. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu hafta gerçekten de 10.63 seviyesine kadar yükselmiş. Buradan da küçük bir gerilemeyle 10.59'dan kapanmış. Dolayısıyla geçtiğimiz pazar günü veya geçtiğimiz hafta sonu bu analizi yapmış olsaydık 9.93'ün üzerinde hareket eden şok marketler için olası ulaşabileceği hedefin 10.64 olabileceğini görebilecektik. Şimdi arkadaşlar, dedik ki önünde direnç kalmayan bir hissenin ulaşabileceği, çıkabileceği seviyelerin, yeni bir kanal, yeni bir yükselen bant oluşturduğu zaman erişebileceği seviyelerin nereler olabileceğini, hangi noktalara kadar yükselebileceğine dair pivot sistem verilerine bakmak gerekiyordu. Bir de arkadaşlar Fibonacci kriterlerine bakabiliriz. Fibonacci kriterleri de bize bir hissenin nereye kadar yükselip nereye kadar düşebileceği noktasında belli fikirler verebilmek. Şimdi arkadaşlar, şu seviyeden başlayan bir yükselişin olduğunu görüyorum. Dikkat ediniz, burada sonlandırmıyorum. Mouse'umu veya grafiğimi burada bitirmiyorum. Şu şekilde arkadaşlar, bir alt bant olacak şekilde, bir alt destek olacak şekilde bir tık daha yukarı çıkıyorum. Yani bir tık daha bir çizginin, bir direncin oluşmasını sağlıyorum. Daha doğrusu Fibonacci çiziminle arkadaşlar, o ana kadar son dönemde görmüş olduğu en yüksek fiyatın üzerinde yeni bir direnç noktası yaratıyor. Ve bırakıyorum arkadaşlar. Şu kanal noktaları ve kanal çizgilerimi yok edeyim. Ve arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi şu ana kadar görmüş olduğu, daha doğrusu son dönemler itibariyle görmüş olduğu en düşük ve en yüksek noktalar arasında bir Fibonacci çizimi yapmaya çalıştım. Ancak en yüksek noktaya geldiğimde bu noktayı muhafaza etmek kaydıyla bir tık daha yukarıya çıktım. Yeni bir direnç yarattım. Bu direnç arkadaşlar, burayı baz almak, bu noktanın bir şekilde bu çizgi üzerinde kalmasını denk getirdikten sonra, masumu bıraktığım anda ortaya çıkan seviye bu şekildeki bir rakam oluyor. Yani nedir arkadaşlar? Bu seviye %0 seviyesinin ifade etmiş olduğu nokta 12.24. Görüldüğü gibi arkadaşlar, 12.20'li, 12.24, 12.26 seviyesi aynı zamanda bizim haftalık pivotumuz olarak da, pivot haftalık 3. direncimiz olarak da, son direncimiz olarak da hesaplanmış. O halde 12.24 seviyesine kadar, eğer ki şuradaki arkadaşlar 11 seviyesindeki zirve, tarihi zirve aşılır ise ve bu zirvenin şuradaki direnci, bu aşılması durumunda hissenin ulaşabileceği olası hedef illaki o seviyeye kadar ulaşacaktır diyemeyiz. Olası hedef arkadaşlar 12.24, 12.26 olarak görülmekte. Dolayısıyla önünde herhangi bir direnç kalmayan veya önünde herhangi bir destek kalmayan bir hissenin olası destek ve dirençlerini pivot sistem ve Fibonacci kriterlerinden yola çıkarak hesap edebiliyoruz. Arkadaşlar, şok marketle ilgili olarak analizim bundan ibarettir. Dediğim gibi bu hisseyi analiz etmemin özel bir nedeni, yani hissenin
çok muhteşem bir atak yapabileceği veya bir öneri olsun, zaten öneri yapmak gibi bir yetkimiz hiçbir şekilde bulunmamakta. Sürekli olarak yasal uyarı olarak sizlere karşınıza çıkarıyorum. Bu konuda yatırım danışmanlığı belli aracı kurumların ve yetkilendirilmiş olan kuruluşların yatırım danışmanlığı sözleşmeleriyle yapabilecekleri olan bir işlemdir. Burada da görmekte olduğunuz üzere. Dolayısıyla bu yasal uyarıyı tekrardan karşınıza çıkarmak durumundayım. Sonuç itibariyle arkadaşlar, şok marketlerde dikkatimi çeken durum takas hareketleri ve 36 milyon lot City yabancının, 36 milyon lot da ünlü menkul değerlerin takasına giden senetler ve takaslarında oluşan artışlar. Bu artışların sebebini bulmaya çalıştık. Dolayısıyla yabancı ilgisinin de bu hisse bazında artarak devam ettiğini bir şekilde tespit etmiş olduk. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.